Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf matematik dersinde çevre ölçme problemlerini yapacağız arkadaşlar. Soruları çözeceğiz. Buyurun bakalım, dersimize geçelim. Evet, birinci soru ekranlarımda diyor ki arkadaşlar, yalnız dikkat, böyle basit soru değil arkadaşlar. Gerçekten zor sorular var. Yandaki şekilde ABCD bir karedir ve çevresi 60 cm'dir. Boyalı bölgenin, şu boyalı bölgenin çevresi 75 santim ise boyalı olmayan şeklin çevresi kaç santimdir diyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru. Dikkat. Karenin çevresi 60 ise arkadaşlar bir kenarı 15, 15, 15 ve 15 santimdir. 4'e bölerekten karenin çevresini bir kenarını buldum. Şimdi bu boyalı bölgenin, bakın boyalı bölge 15, 15, 15 daha 45. Bir de şurası var. O zaman şurası arkadaşlar 45'e ne eklersem 75 edecek. Burası 30 santim geldi. Şu zigzaklı bölge 30 santim geldi. Peki bana neyi soruyor arkadaşlar? Boyalı olmayan şeklin çevresi. Şu şeklin çevresi, yani şu zigzag artı şu bir kenarı soruyor bana. 30 da 15'i toplarsam 45 santim diyeceğiz arkadaşlar. Boyalı olmayan çevrenin toplamını. Dikkat! Karenin 60 santim çevresi vardı. 4'e böldüm, bir kenarını buldum. 15, 15, 15, 15. Boyalı olan alan dedi. Bunun çevresini sordu. Başladım 15, 15, 15. Bir de şu zikzak. Ya bunlar 15, 15, 45. O zaman şu zikzakı ölçemeyiz çünkü. Bu bir uzunluk değil. Anca problemden çıkartmamız lazım. 75 santim ise buraya 30 santim kaldığını 45 çıkaraktan bulduk. Sonra boyalı olmayan bölge. Boyalı olmayan bölgeyi düşündüm. Sileyim şöyle. Boyalı olmayan bölge, bir kenar ve şu zikzak var değil mi? Bir kenara 15 demiştim, zikzağa da 30 demiştim ben. Toplamının 45 santim olduğunu bulmuş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz diyor ki arkadaşlar, yanda verilen şeklin kenarlarını oluşturan her bir karenin bir kenarının uzunluğu 4 santimdir. Buna göre boyalı şeklin çevresi, her bir karenin bir kenarının uzunluğu 4 santim. Yani şurası 4, burası 4 diye gidiyor. Peki ben çevreyi ölçerken ne yapıyordum? Dışarıdan görünen çevreyi kaç birim olduğunu sayıyordum. Bu birimlerin her bir tanesi 4 santimse en son bunu 4 ile çarparaktan bulacağız. Başlıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 çarpı 4 diyeceğim ben arkadaşlar. Ne olacak bu da? 20 ile 4 80 yapacak. 6 ile 4 de arkadaşlar 24 yapacak. Toplamımız 104 olacak bunun çevresi. Bakalım doğru muyuz? Doğru bulduk arkadaşlar. 3. sorumuza geçiyoruz. Diyor ki çevresi 100 santim olan kare şeklindeki bir kumaşın her bir kenarı 13 santim kısalıyor. Buna göre oluşan yeni şeklin çevresi kaç santimdir? Şöyle bir kare çizelim arkadaşlar. Çevresi 100 santim ise karenin 4 kenarı birbirine eşitti. 4'e böldüğümde 100'ü bölüyorum 4'e, 25 santim buldum ben arkadaşlar. Ne oldu bu 25 santim? Bunun bir kenarı 25, 25, 25 ve 25. Ezbere iş yapmak yok. Önce her şeyi göreceğiz, yorumlayacağız ki yanılmayalım. Her bir kenarı 13 santim kısaltılıyor. Yani bu 25 iken bir kenarı 13 santim kısaltılacak. Bir kenarı kaç olacak? 25 eksi 13'ten arkadaşlar 12 santim. Peki her kenarı diyor buna. Her kenar 12 12 oldu. Şöyle bir kare meydana gelecek. 12 12 12 12. Şimdi bana diyor ki bunun çevresi nedir? Karenin çevresi nasıl bulunurdu? Bir kenarını 4 ile çarparız. 48 olaraktan 12 çarpı 4'ten 48 santim bu karenin çevresi oluşacak diyoruz. Cevabımıza bakıyoruz. Cevap anahtarı da doğru diyor arkadaşlar. Şimdi gelelim burada 4. sorumuza. 4. sorumuz ne demişti? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarı 76 metredir ve uzun kenarı kısa kenarından 204 metre daha uzundur. O zaman dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. Kısa kenarlar 76. Şuna da 76'yı yazıyorum. Unutmayın hemen. Kısa kenarlar aynı. Uzun kenarlar da kendi aralarında aynı olacak.
Ama diyor ki kısa kenarından 204 metre daha uzundur uzun kenar. Ben o zaman uzun kenarı bulayım. 76'yı 204 ile topluyorum arkadaşlar. 280 metre. Hocam burası 280 metre. Burası da 280 metre. Sonra diyor ki bu bahçenin çevresine 200 santim aralıklarla tahta çitler çakılacaktır. Bunun için kaç tane çit gerekir? Arkadaşlar soru ultra zor bir soruya dönüştü. Niye? Ben çevreyi buldum. Çevreyi işte 280'e 76. Şöyle bir toplayalım bakalım. Çevre nasıl bulunurdu? Kısayla uzunu toplayıp 2 ile çarpıyordum. 280 ile 76'yı toplayacağım arkadaşlar. 356. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Ne oldu? 2'ye elde var 1. 10, 11 elde var 1. 712 metre bunun çevresi. Şimdi arkadaşlar 712 metreyi ne diyor? 200 santim aralıklarla çitler çakılacaktır. Şimdi bu tip şu kadar aralıklarla bilmem ne çakılacak, bu kadar aralıklarla şunlar olacak soruları bir çevreyi o aralığa bölmekle bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Bir çevreyi siz örneğin şöyle diyeyim. Şunun çevresi arkadaşlar işte 2'ye 5, 2'ye 5. Birer metre aralıklarla çit çakılacak olsun bakalım. Burada arkadaşlar birer metre 1, 2, 3. Sonra arkadaşlar burada 5 metre olduğu için şöyle 5 tane aralığı belirtelim. 1, 2, 3, 4, 5 şurası. Burada 2 aralığı belirtelim. Burada tekrar 5 aralığı belirtelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Kaç tane çit çaktım sayıyorum. 1, bunu saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çit. Ne oldu? 1 metre aralıklarla. Çevre 14'tü zaten. 7'yi 2 ile çarptık 14. 1 metre aralıklarla böldük 1'e. Kaç aralıklarla çakıyorsanız o kadar çit gelecek. 14 tane çit. Bunun sağlamasını yaptım size burada. Zihninize tam otursun diye. Peki hocam ben şimdi şurayı şöyle bir sileyim. Peki hocam buranın çevresinin işte 712 metre olduğunu bulduk diyor ki 200 santim aralıklarla kimi kime nasıl böleceğiz? Bunu santim mi yapalım, bunu mu metre yapalım? Bak bu metre yapılabilir. Eğer bu metreye dönmeseydi bu santime dönüp de bölüşecektik. Bölme yapacaktık ama bu santim metreye dönebiliyor. Santim metreye gereken 2 tane sıfırı yani 100'e böldüm. 2 metre aralıklarla çit çakılacakmış. O zaman ben 712'yi bölersem 2'ye arkadaşlar 3 tane var 6 çıkardım 1 1 5 tane var 10 çıkardım 1 2 6 tane var. 356 tane arkadaşlar çit yapılacaktır diyeceğiz. Burada cevabımız nerede? 356 tane çitin gerekli olduğunu bize ifade edecek ama cevap burada bir yerde yazmıyor. Ama bizim bulduğumuz doğru cevap. Neden? Tekrar sağlamasını yapayım arkadaşlar. Çevreyi bulduk. Çevresine 200 santim aralıklarla tahta çitler çakılacaktır. Bunun için kaç tane çit gerekir diyor. Çevreyi 200 santim yani 2'ye böldük arkadaşlar. Tüm çevre 712 idi. 356 tane çit gerekecek. Bakın çok önemli bir uyarı. İşte birbirini tamamlayan çevrelerde dikdörtgenin çevresi, bahçenin çevresi, bir yerden başlayıp tekrar aynı yerde bitireceğiniz şeylerde çevreyi aralığa böleceksiniz. Kaç tane çit olduğunu bu şekilde bulacaksınız. Bu şekilde tamamlıyorsa arkadaşlar, tamam mı? Burayı unutmayın. Devam ediyorum. Şekil tamamlamıyorsa orası şu anda bu sene öğreneceğiniz bir şey değil. İleriki senelerde göreceksiniz. Onları da ilerleyen sınıflarda detaylı göstereceğim ama bu tip şekil tamamlanıyorsa yani kapalı bir şekil, dikdörtgen, kare, üçgense tüm şeklin çevresini aralığa bölersiniz. Kalemi eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen neydi? Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgendi. LMNO da bir karedir. KLM eşkenar üçgenin çevresi 15 santim ise abi üçgenin çevresi 15 ise 15'i böl 3'e bu eşkenar üçgen 5 her bir kenarı 5 5 5. Buna göre boyalı bölgenin yani şu boyalı bölgenin çevresini soruyor. Karenin kenarını nasıl bulacağız? Dikkat edin üçgen karenin üzerine oturmuş. Üçgenin bu kenarı karenin kenarına eşit. O zaman karenin kenarlarına da 5 5 5 diyecek miyiz arkadaşlar santim? Evet. Şimdi boyalı bölge ölçülebilir olduğu için başlıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Arkadaşlar boyalı bölgenin çevresi 25 santim olacak diyorum.
Ne yapalım? Bunun çevresini de cevaba baktığımızda 25 olaraktan görüyoruz. Evet. Altıncı soru. ABDC bir karedir ve BDDE'ye, bu da BG'ye eşit. Hocam burası 9, şurası açalım. 9, 9, 9 ise bunlar da, burası da 9'muş. Çünkü bu buraya eşit, burası da 9'muş. Buna göre boyalı şeklin çevresi, burası da 9. Karşı taraf ne olacak? 9'a 9'dan 18, değil mi? Şimdi boyalı şeklin çevresine bakacağımızda arkadaşlar. Teker teker topluyorum. 9, 9 daha 18. Şuradan başladım bak. 9, 9 daha 18. 9 daha 27, 9 daha 36. 36 ile 18'i toplayalım. Sizler yazabilirsiniz ya da zihinden yapabilenler yapsın. 36 ile 18 topladık. 54. 54 de arkadaşlar 9, 9 yani 18'i topladık. 72 santim. Bu boyalı şeklin çevresi gelecek diyoruz arkadaşlar. Gelelim buradaki testteki son sorumuza. Bakalım bize ne soruyor. Demiş ki, yukarıda verilen büyük dikdörtgenin uzun kenarları 42 santime 28 santimdir. Kısa kenarı 28 santimdir. Dikdörtgenin içerisinde verilen küçük dikdörtgenin kenarları olan uzaklığı şekildeki gibidir. Buna göre içteki dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Kolay arkadaşlar. Bu içteki dikdörtgenin uzunluklarını bulacağız. Bakın şurası 42 ise buradan 5 kessin, buradan da 5 kessin. Burası ne oldu? 42'den 5 çıkar, 37. 5 daha çıkar. Ne oldu arkadaşlar? 32 santim olacak içerideki dikdörtgenin uzun kenarı. Hocam ama her yönden 5-5 kessin de biz 5 çıkarmamız lazım değil mi? Abi buradan 5 çıkarsaydı 37. Buradan da 5 çıkardı 32. Yani bütün kenarlardan çıkartılanları çıkartman gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. Şimdi burası da 28'di. 8 çıkardım 20. 8 çıkardım 12 santim oldu kısa kenarının uzunluğu. Şimdi içerideki dikdörtgenin çevresi, kısa ile uzunu toplayıp 2 ile çarpacağım. Kısa ile uzunu toplarsam 32 artı 12 44 olacak. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 88 santim olacak arkadaşlar. Buradaki kısa küçük dikdörtgenin çevresi bulduğumuz gibi. Evet arkadaşlar. Çevre ölçme problemlerinin sonuna geldik. Açıklama kısmına 4. sınıf matematikle ilgili konu anlatım ve soru çözümlerini arkadaşlar oynatma listesini bıraktım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.